Pazartesi'yi salıya bağlayan gece imzalanan o tarihi anlaşma, 9 maddelik bir anlaşma malum. Gereklerini harita üzerinde sizlere anlatmak istedik daha net anlaşılması için. Şimdi bu cam göbeği renkli gördüğünüz yerler 27 Eylül sonrası Ermenistan'ın saldırısıyla başlayan süreçte Azerbaycan'ın vatan muharebesinde geri aldığı, işgalden kurtardığı toprakları ifade ediyor. Şu ortada gördüğünüz sarı sınır e, Dağlık Karabağ bölgesi etrafı o hani 7 rayon 7 il diyoruz ya işte orası Ermenistan'ın o Karabağ ek olarak işgal ettiği yerler. Zaten büyük bir kısmında rengin açıldığını görüyorsunuz. Azerbaycan zaten o karşı taarruzda buraları kurtarmıştı. Şimdi anlaşma sonrası ne diyor bakın? İlk tarih, en yakın tarih 15 Kasım. Kelbeçer'den çekilecek Ermenistan güçleri. Oradan çıkacak Ermenistan. Şimdi Kelbeçer'e baktığımız zaman bir kısmı Dağlık Karabağ'da kalıyor. Bir kısmı zaten kurtarılmış. Ama asıl büyük kısmı hala Ermenistan işgalindeydi. Ama tek kurşun atmadan Azerbaycan bu anlaşmayla orayı da kazanmış oluyor. Sonra ne olacak? 20 Kasım'da bakın ikinci maddenin gereği olarak Adam'dan da aynı şekilde Ermenistan çıkacak. 1 Aralık'ta da Laçin'den çıkacak. Şimdi Laçin önemli çünkü burada bir de koridor açılacak 5 kilometre genişliğinde. Rus barış güçleri kontrol edecek bu koridoru ve ne olacak bu koridorla? Ermenistan Şuşa'ya girmeden Hankendi ile bağlantı sağlamış olacak. Şimdi bu önemli ama bir koridor daha var bizim için çok daha önemli. O da Karabağ-Nahçıvan kara bağlantısını sağlayacak olan ikinci koridor Rus sınır koruma birliklerinin denetimi altında olacak. Ee, buradan olabileceğini düşünüyoruz. Henüz tam olarak yeri açıklanmadı. Biz haritada gözünüzde canlandırmanız için buraya çizdik. Gubatlı ya da Zengilan'la bir bağlantı olacak. Böylece bu koridor açıldığında biz de Türkiye'den Azerbaycan'a ve Karabağ'a ulaşmış olacağız. Bu anlaşmanın maddelerini aslında böyle özetleyebiliriz ve tabii önemli bir nokta. Azerbaycanlılar Karabağ'a dönecek, Dağlık Karabağ'ın statüsü değişmeyecek, bölge Rus barış güçlerinin denetimi altında olacak. Türk barış güçleri de yine bu bölgede gözetleme görevini, denetleme görevini yürütecek.